Hadi gidiyoruz. Dünyada en çok sevdiğim şeylerden birisi kahve kokusu. Uçakları seviyorsunuz başkanım. Uçakları çok seviyorum. 737-800 içerisindeyiz. Güzel bir uçak. Şırnak'a gidiyoruz. Başkanım Şırnak'a indik. Evet. Karşılıyor arkadaşlar bizi, Şırnak'a indik. Burası da şeyin girişi. Beldenin girişi. Beldenin girişi. Burası görülüşü. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İdil Sanat Sokağı'ndayız. İdil Sanat Sokağı'nda hem burada belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları inceleme imkanımız var. Bu tip paylaşımlar güzel oluyor. Devam ediyoruz. Aydınlatma olacak. Akşamları daha fazla halk gezecek. Daha çok kazanacak. Caddeniz de yapılıyor, güzelleşiyor inşallah. Bu alanda şu oyuncakların tamamı kırıktı, salacakları yoktu. Hepsini yeniden yaptık. Şunu sıfırdan aldık, diğerlerini onardık, zemini onardık. Şimdi bu 78 öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenen, en güzel şekilde senin verdiğin dersleri öğrenen 20 kişiyi, buradaki 20 kişiyi Antalya'da misafir edeceğiz. Bizi Antalya'ya götürecekmiş Denizli. Denizli'nin yanına gideceğiz. Çok merak ediyorum. Bizi eşap yazma gönderecekmiş. Bize Kur'an-ı Kerim gönderecekmiş. Bir de ayrıdan bizi Antalya'ya tatile gönderecekmiş. En güzel okuyanlardan. Bence çok güzel hediyelerdi. Teşekkür ediyoruz buradan. Neler getirecekmiş? En çok hangisini almaktan mutlu okuyacaksın? Antalya'ya gideceğim. Burada şimdi, buradan sonra gezeceğimiz pek çok yerde bir şey söyleyecekler bize. Şu tarihte şu film burada çekildi diye. 2004 yılında büyük filmi de burada çekilmiş. Bunu da şimdi burada öğrenmiş oldum. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir yere gidiyoruz. Buradaki verifikler tamamlandıktan sonra birkaç konuda müşavere yapmak istediği konu var. Kaymakam Bey, onları yapacağız. 80 tane çocuğumuz orada öğrenciymiş. Yaz kursuna geliyorlarmış. Onları da kendi aralarında şöyle bir yarıştıralım istedik. İlk 20'ye giren hocasına dedik ki, ilk 20'ye giren başarı noktasında 20'ye giren çocuklarımızı Antalya'ya götürelim. Denizi gösterelim onlara dedik. Deniz görmeyen çocuklara kudret. Şırnak'ın İdil ilçesindeyiz. Gece saat tam 12. Herkes caddelerde, insanlar park yerlerinde. Hayat normale dönmüş durumda. Hayli yorucu, hayli yoğun bir gün oldu. Günü de tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Ve burası Alanya Caddesi. İdil'in Alanya Caddesi'nde
gece artık günün en yorgun saatinde insanları böyle mutlu, huzurlu bir biçimde gezerken görmek bizim yorgunluğumuzu bir nebze ortadan kaldırıyor ve gerçekten geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Şimdi biraz sonra havaalanına gideceğiz ve İnşallah oradan da Antalya'ya kuş gibi uçacağız.